Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik kablosunu oyuncaklarımızın boyun kısmına koyduktan sonra sıkıntı yaşayan arkadaşlar için ne yapmamız gerektiğini, daha doğrusu benim uyguladığım bir yöntemi göstereceğim size. Özellikle ayaktan gelmeyen, kollarla bütünleşmeyen kablolarımızı tek sadece boyun kısmına koyduğumuzda çok kısa ve tek kullandığınız zaman bu hem oyuncağın içerisinden dışarıya çıkma riski olabiliyor hem de boyunla kafa arası kafa arasında böyle git gel olduğu için kayma yapabiliyor. Şimdi bunu nasıl yapmalıyız? Ben özellikle kafası ağır ve büyük olan oyuncaklar için şöyle üçe katlıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde üçe katlıyorum. Çok fazla da birbirine şey yapmadan özellikle şu kısımlarını böyle yuvarlak bırakıyorum ki aşağıdan ve yukarıdan çıkış olmaması adına. Şöyle oyuncağımın tam bakın alt tarafına yakın olacak pozisyondan ölçüyorum. Çünkü oraya kadar oynarken çocukların inme şeyi var. Şimdi buradan da bakın bu kadar boyun kısmını geçmeli ki bu kafayı taşıyabilsin arkadaşlar. Ölçerken bu şekilde ölçün. Oyuncağınızın alt tarafından üst taraftan da boyun kısmını yani kafayı destekleyecek kadar uzunlukta olmalı. Yani şuraya kadar da baskı yapmamalı tabi. Elektrik kablosunu şöyle bir pense yardımıyla çok daha rahat kesebilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Çok soruluyordu. Tık diye kesiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu kağıt bantla bantlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu uç kısımlarının oksitlenme durumuna göre şöyle birazcık aşağıya indireceğim burayı. Biraz çünkü yukarıdan boşluk bırakacağım. Tamamen tepe noktasından bantlamıyorum. Bakın. Aşağıdan bantlayacağım. Çünkü yukarıdan sabitleme yapacağım. Şöyle sıkıca zaten kesinlikle çıkmıyor sonra da, bu bantlar güzel yapışıyor. Sıkıca bantladım. Aynı şekilde diğer tarafını da yapıyorum. O zaten birazcık geride. Onu da şöyle hemen iğne geçecek kadar boşluk bırakıp şöyle güzelce bantlıyorum. Sıkıca şöyle yapıştıralım. Bu şekilde bantladıktan sonra bu kısmına bantlama ihtiyacı duymuyorum ben. Şimdi isterseniz buradan karın bölgesinden bunu içeriye yerleştirip güzelce tabii yerini ayarlayacağız. Bakın şimdi buraya kadar indirdim. Dilerseniz buradan sabitleme yapabilirsiniz. Dilerseniz kafadan. Ben şimdi size kafadan sabitlemeyi göstereceğim. Ama isterseniz de gövde kısmından sabitleme yapabilirsiniz. Şimdi kafadan nasıl sabitleme yapıyoruz bakalım. İğneme şöyle siyah ip taktım arkadaşlar aynı oyuncağımızın ipinden. Şimdi bunun bakın buradan geçirmeden önce şöyle iğnemi buradan geçiriyorum bu şekilde. Şimdi aynı şekilde şu ucunu da geçireceğiz yukarıdan. Şimdi oyuncağın içerisinden şöyle bunu yerleştiriyorum. Kafa üst noktaya kadar çıkabilirsiniz. Ya da ne kadar çıkmak istiyorsunuz. Kafanın herhangi bir yerinden iğnemle çıkıyorum. Şimdi bu taraftaki ipini de aynı şekilde iğnenin içerisinden geçiriyorum. Bu işlemi aynı şekilde gövde kısmından yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani her ikisi de olur. Şimdi bu kafadan sabitleme Şimdi bunu ipleri arada boşluk kalmasın diye yani şöyle iyice sıkı çekin ki o iyice sabitlensin buradan yani çıkmasın. Şöyle bakıyorum. İpi iple beraber çekiyorum bunu. Daha sonra güzelce bağlıyorum. Aşırı sıkı bağlamanıza gerek yok. Yani birazcık hareket etsin istiyorsanız çok aşırı yukarıya doğru çekmeden yapın. Yine iğnenin içerisine geçirip bunları kafanın içine geri alacağım arkadaşlar. Şöyle ikisini birlikte. Aynı yerden batalım. Evet. İplerimizi geri aldık. Şurayı da düzeltelim. Evet. Şimdi kafamızda boynumuzu sabitlemiş olduk telimizi. Şimdi istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Bakın kafamda bu artık sabit. Kesinlikle oynama yapmaz. Şimdi aynı şekilde bunu vücuda yerleştireceğim. Vücutta şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Boşluklar kaldıysa onları da şey yapacaksınız. Bunu da bakın yine alttan yani eşit mesafede yaptıysanız eğer yine bu alttan aynı şekilde sabitleme yapabilirsiniz hiç hareket etmez bu sefer sadece böyle sağa sola döner e, o şekilde de devam edebilirsiniz ben e, alta sabitleme yapmayacağım sadece yukarıya sabitleme yaptım bu şekilde boyun dikişlerini yapıp bitireceğim arkadaşlar sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim kolay gelsin hepinizi.